Bir boya badana ister ama ödenek yok. Belki aramızda para toplayıp hallederiz. Bundan önceki öğretmen nerede? Dayı tayini mi çıktı? Tutuklandı. Nükleer sırlarımızı satıyormuş. Aa, ondan iyiymiş. Bir aksiyonlu köy ya. İyi birine benziyordu halbuki. Ama insan oldu. Belli olmuyor. Dayı vallahi bizimle zaten çok fazla kalacağımız yok. Meltem öğretmenin buraya geçici görevle geldi. Yani işte tayin çıkınca biz de gideceğiz. Çok da şey yapmamak lazım yani. Arkadaş ben ne diyorum? Sen ne yapıyorsun ya? Söyle taş kafam. Lan ne? Oğlum lan dur. Lan ağlama oğlum dur tamam buluruz bir çaresini. Tamam karartma enseyi. Tamam dedem geleceğim ben tamam. Ne oldu? Taş kafa aradı. Doktor iyisi hakkında çok iyi şeyler söylememiş. O ne demek yani? Ne olmuş yani? Karaciğer. Galiba nakil gerekebilirmiş. Ben bir bakıp geleyim. Tamam ben de geleyim. Sen nereye geliyorsun acaba? Kaçak kim bu? Nereye geliyor? Ben gideyim geleceğim ya. Tamam haber ver o zaman. Veririm veririm merak etme. Haydi iyi dersler. Sıkacaksın dişini Poyraz. Bu terör olayları, Kerem'in kayboluşu, Sargun ellerin hepsiyle bir bağlantısı var. Ona şüphe yok da kim, nasıl, neden hiçbir şey bilmiyoruz. Halil. Yavuz'un adamı Halil. Gazeteciyi öldüren adam Halil'le buluştu. Halil de sıktı kafasına öldürdü herifi. Ne diyorsun sen ya? Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Ne oldu anlat. Bu girişimin evdeki adamı Yavuz. Emin miyiz? Yahu sıktı kafasına Halil diyorum. Vurdu adamı öldürdü. Sonra cebinden bir şey aldı. Bu kiralık katil bunların adamı. Muhtemelen birçok da adamları var bunların. Belki de başka cinayetler işleyecekti. Deşifre olunca öldürdüler. Muhtemelen. Benim kafa yandı yalnız. Şimdi elimizde ne var ne yok oturup tekrar baştan düşünelim. Her şey birbiriyle bağlantılı. Yapmamız gereken nasıl ve nereye doğru gideceğiz onu bulmalıyız. Mümtaz haklı. Sağ olun efendim. Ya sen bana öyle bakma ya. Bak bak bak. Ben bu bakışın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Tamam ya tövbe ya Rabbim tövbe tövbe ya. Allah biliyor ya. Yaşını dert eden insanlardan asla hiçbir zaman için olmadım. Ama şimdi sizi ameliyata alamayız. Sağlığınız müsait değil dediler ya. İşte o zaman o canım İsa'cıma ciğerimin bir parçasını veremedim diye. Çok üzüldüm. İşte o an ihtiyarladığımı çok canım sıkıldı. Yapmayın. Siz de ihtiyarsanız artık. Ama onlar öyle söylüyor. Yaşlısa ne fayda Cevher Bey? Kan grubumuz tutmadıktan sonra. Doğru dersiniz Bahir Bey. Keşke mümkün olsaydı da son nefesimi o yavrucuğuma canı için verebilseydim. O nasıl söz öyle? Ağzınızdan yel alsın. İlla bulunacak birisi. İsa iyileşecek, dönecek aramıza. İnşallah. Karışma diyorum Saadettin. Ne olur karışma. Boğuyorsun. Nefes alamıyorum ya. Vallahi inan ben de istiyorum hiçbir şeye karışmayayım. Ama nedense ben karışmayınca işler karışıyor. Bu söz oyunları sana hiç yakışmıyor biliyorsun değil mi? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Gel seninle bir konuşalım. Konuşalım oğlum. Kerem adlı ajanımız Saygun Erler'in yanında işe girdi ve kayboldu. Hala kayıp. Tamam peki bir şey söyleyeceğim. Ölmediğini ya da öldürülmediğini nereden biliyoruz? Ben ölmediğine inanıyorum.
Tamam. Ama neden? Bununla ilgili net bir cevabım yok. Evet. Evde üçlü sarmal denen bir sembol gördün değil mi? Evet, tabloda. Gazetecinin dediğine göre bu sembol girişim denen derin yapının da sembolü. Aynı sembolü patlayan canlı bombada da görmüştük. Kerem'in kaybolması canlı bomba Saygıner'lerle bağlantılı. Bu arada o patlayan bomba bir terör eylemi değildi. Gizlenmiş bir suikastti. Bir de şu var. Bomba deum denen bir maddeyle yapılmış. Bu da bir imza olabilir. Başka suikastler de oldu. Terör örgütü bunlara hizmet ediyor. Ama ne karşılığında? Lojistik, para, bilgi, ne? Mesela Saygıner'lerin bu işten ne çıkarı var? Yavuz'un bu işten içinde olduğunu biliyoruz. Eğer Yavuz'u takip edersek bütün bu soruların cevabını buluruz. Bu Yavuz öyle pek de kudretli bir adammış gibi gelmedi bana ama bakalım. Bütün soruların cevabını sizden istiyorum. Hem de hemen. Eğer Ayşegül'ü birazcık seviyorsan onu bu işten uzak tut. Kenar'ı de sıkı tut. Elimden geleni yaparım. Birçok insan ölecek. Belki de onlarca İsa ölecek. Sana ihtiyacımız var Poyraz. İçinde bulunduğun durumun zorluğunun farkında değilim sanma. İçim nasıl rahatladı size anlatamam. Eksik olmayın başkanım. Birinin beni anlıyor olması çok güzel bir şey. Arkadaşlar, farkındaysanız başkan zor durumda. Üzerinde çok büyük baskı var. Eğer bir şeyler bulmazsanız bu işin sonunda ilk onun kellesi gidecek. Onun için acele edin. Tamam ya, bulacağız. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Hayatım hadi geç kalacağız. Ya bana hayatım falan demeyi kes artık ya. Ne söyle ya. Hadi hadi. Hayatım ne ya? Demeyi ver kızım sen de. Ay. Bana ne oldu lan? Sen yine benim arkamdan iş mi çeviriyorsun? Baba öyle arkadan iş çevirmek falan biraz ağır olmuyor mu? Sadrettin bak beni bilirsin. Ben lafı dolandırmam. İşin adı neyse onu söylerim. Yaptığımın adı arkadan iş çevirmek değil baba. Oğlum gazetede çarşaf çarşaf resimlerin çıkıyor. Sadrettin Bey'le Yavuz Bey dernek gecesinde poz vermişler. Gülümsüyorlar. Benim haberim yok. Söyle oğlum bu ne? Bu ne demek? Bu ne? Bir iş yaptım evet. Ama yasal bir iş. Ve karlı bir iş. Uzatma. Uzatma. Geldin bana danıştın. Ne dedim ben? Ben rızamı gösterdim oğlum. Oğlum ne dedim söylesene. Biraz bekleyelim dedim. Baba vakit yoktu. Ben girmesem iş başkasına gidecekti. Başkası ortak olacaktı. Giderse gitsin oğlum. Sana ne? Ben de temiz bir iş yapmaya çalışıyorum sonuçta. Herkes gibi ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum. Mesele ne? Ben anlamadım ki. Mesele ne biliyor musun? Meselenin ne olduğunu sen anlayana kadar iş işten geçiyor. Parayı nereden buldun? Söylesene oğlum, parayı kimden aldın? Benden aldı. Yahu benim rızam olmadan nasıl böyle bir şey yaparsınız? Yardıma ihtiyacı vardı, ben de yardım ettim. Bu iş Songül'ün okul mezununa benzemez Nesbine Hanım. Bir açıdan benziyor aslında Bahri Bey. Yardıma ihtiyaçları vardı, sen yardım etmedin, ben ettim. Yardım etmek demek her isteyene her istediğini vermek değildir. Aklında olsun. Bundan sonra oğlunla ilgili her kararı bana danışacaksın. Bir ayrıntıyı atlıyorsun ama. Sadrettin benim de oğlum.
Sen Ayşegül'e ne söyledin? Tam olarak ne dedin? Ya işte çok acı çektiğini, işkence falan gördüğünü, hala onu çok sevdiğini falan filan. Falan filan mı? İşkenceler falan filan mı oldu o şimdi? Ya çok kızgındı. Gidip anlatacaktı her şeyi, ne yapsaydım? Abarttım ben de biraz, tamam bak sonradan çok abarttığımda düşündüm. Ha, sonra da gittin üstüne başka da mı söyledin? Evet. Bravo. Bravo. Ya senden daha duygusal mutfak robotları var biliyor musun? Öyle mi görünüyorum orada? Evet öyle görünüyorsun ne yazık ki. Ya sen hayatında hiç aşık olmadın mı? Sen hayatında hiç kimseyi sevmedin mi? Sevdim. Kaybettim. Öldü. Bak bir yara izimin olmaması yaralarımın olmadığı anlamına gelmiyor, tamam mı? Bak. Ya başın sağ olsun. Sağ ol. Başın sağ olsun, üzgünüm. Üzgünüm, bilmiyordum. Ya biz arkadaşız arkadaş. Bana her şeyi anlatabilirsin sen. Ben öyle herkese her şeyi anlatmıyorum. Bana anlatabilirsin. Tamam, ben sana dünyanın en acıklı hikayesini anlatayım mı? Anlat. Bir kadın bir adamı çok sever. Adam da ölür. Hikayenin sonu. Ben bu hikayeyi bir yerlerden biliyorum. Biliyorsun. Ya sen var ya sen. Sen tam bir manyaksın tam. Ya. Bak bir şey diyeceğim. İyi anlamda söylüyorum bunu. İyi anlamda. Sen tam bir manyaksın. Sağ ol. En azından mutfak robotu olmadığımı öğrendin. İçim nasıl rahatladı anlatamam. Allah benim de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.